Herkese merhabalar. Bu dersimizde değişkenlerin nasıl depolandığını göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Şimdi değişkenlere baktığımız zaman bir değer depoladığını görüyoruz. Yani ben artık sayı bir anahtar kelimesini programın içerisinde çağırdığımda şu an için 159 değeri ile alakalı işlemler yap, yapacağım ben bunun içerisinde. Peki ben bu 159 değerini nasıl RAM'de nasıl depolu, depoluyorum? Şimdi bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle RAM'in yapısını çizdiğim zaman biliyorsunuz ki herkesin RAM'i vardır, her bilgisayarın RAM'i vardır ve bu RAM bizim geçici belleğimizdir. Yani bunu ne derler? Ne deriz biz? RAM deriz. Yani random access memory, yani rastgele ulaşılabilir bellek manasında. Şimdi biz bu değerleri kalıcı olarak depolamıyoruz. Yani şurada 159 ve 12'yi ben programın çalışma esnasında kalıcı olarak depolamıyoruz. Bunu RAM içerisinde tutuyoruz. Eğer bir değeri kalıcı olarak depolamak istiyorsak ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte orada veri tabanları bizim yardımımıza giriyor. Veri tabanlarını geçtim. Normal bilgisayarın hard diskini onu yazarız. Yani bilgisayarın hard diski olma amacı kalıcı bilgileri yazmak için yazmak içindir. RAM olması da program esnasında çalışılın çalışan programların içerisinde tutulan değişkenlerin ya da değerlerin ya da farklı farklı geçici olarak depolanan verilerin tutulmasını sağlayan yapıya işte biz RAM diyoruz. Yani RAM o yüzden bizim bilgisayarımızda var. Ama eğer biz bunların kalıcı olarak depolanmasını istiyorsak bunu hard diskin içerisine yazıyoruz. Şimdi gelelim biz RAM, RAM mantığına. RAM mantığı şu şekilde işliyor arkadaşlar. Siz burada sayı 1 diye bir değişken oluşturduğunuzda yani sayı 1 oluşturduğunuzda otomatikman siz programı çalıştırdığınız anda Sayı 1 diye değişken remin içerisinde oluşuyor ve buna 159 değeri atanıyor. Şimdi biz bunu C programlamada mesela normalde şu anda 159 integer yani bir tam sayı olduğu için burayı 4 byte ayrılır diyebiliyorduk. Yani 4 byte ayrılıyor buraya ve bu 4 byte'ın içerisine sayı 1 eşittir 159 şeklinde karşımıza çıkıyor diyorduk. Fakat Python'da artık böyle değil. Python'da biz bu... Integer yani tam sayılarla alakalı Çok farklı çok e, yüksek boyutlarda milyonlar milyarlar trilyonlar seviyesinde sayılarla çalışabildiğimiz için Bunun Yapısı dinamik olarak değişiyor yani Bir Değerin tutulduğu yapı o e, Alan Diyelim yani bir değişkenin tutulduğu alan Dinamik olarak değişiyor e, Haliyle e, Biz buna artık 4 byte diyemiyoruz e, Kaç byte olduğunu vesaire il, birazdan değineceğiz Şimdi ben burada sayı bir 159 yazdım da görmüş olduğunuz gibi burada 159 karşımıza çıkıyor Şimdi biz programlar yani programlarımız dosyalarımız Yukarıdan aşağı okunduğu için Şöyle yukarıdan aşağı okunduğu için Ne yapıyorum şu anda ben aslında bir e, Çalıştıran hani compiler demiştik ya Derleyici ve e, Derleyici demiştik yani bizim dosyalarımız derleniyor ve çalıştırılıyor diye Hatta python bunu Doğrudan çalıştırıyor e, PPM PVM sayesinde yani Python Virtual Machine sayesinde doğrudan çalışır demiştik hatırlarsanız. Şimdi bu sayı 2 değişkeni buraya yazılıyor ve 12 değeri atanıyor. Ve geliyoruz şu satıra geldik Burası boş olduğu için pas geçti. Buraya geliyoruz. Sayı 1 eksi sayı 2. Şimdi sayı 1 değişkenine bakıyor. Sayı 1. 159'muş. Buraya kendisi otomatikman bunu 159 yazıyor. Bakın sizin yazmanıza gerek kalmıyor. Sayı 2 eşittir 12'ymiş. Buraya da ne yapıyor? 12 yazıyor. 159 12 çıktı. E, Tabi şu anda bu eski e, işlemler olduğu için aslında burada e, daha farklı sayı var. 159'dan 12 çıktı. 147'yi şurada görüyorsunuz. Şu an bunu ge geçelim. E, 147'yi burada görüyorsunuz. Yani değişkenin değerini gidip alıyor, getiriyor ve işlemleri yapıyor. Şunu şöyle daha iyi görelim hemen. Bakın. 159 12 çıkardı. 147'yi buraya yazdı. Aynı şey toplama için de geçerli. Bölme için de geçerli. Yani buradaki değişkenin değerini RAM'den alıyor. Ve onunla alakalı ilgili operatörü kullanarak işlemini yapıyor. Bu kadar basit aslında. Şimdi gelelim burada. Ben burada bu sayı birinin değerini değiştireyim. Örneğin 1000 yapayım. Şöyle print sayı 1 dedim. Gelelim şuraya yorum içerisine alalım. Şuraya ilk sayı değerini basalım. Bakın ilk başta bu sayı 1'e 159 dedik. Şöyle. Şöyle yazalım. Şunu da kopyalayayım hatta. Şuraya yapıştırayım. Bakın ikisi de sayı 1. Fakat burada görüyorsunuz ki. Şunu da yorum içerisine alıyorum. İlk sayı birimiz bizim neydi? 159'du görmüş olduğunuz üzere. Ben gittim aşağıda. Bu sayı birin değerini ne yaptım? Değiştirdim. Yani 1000 yaptım. Artık ben bu sayı bir bastığımda ne oluyor? 1000 olarak karşımıza geliyor. Peki bunun işleyişi nasıl? Bunun işleyişi de arkadaşlar gayet basit. Şu şekilde. Hemen burada bizim RAM'imiz var. Program çalışmaya başlıyor. Sayı1 159 değerini atıyor. İçerisinde şu anda bu sayı1 159'u depoluyor. Daha sonradan aşağı indiğimizde bakın print sayı1 dediğimizde hemen sayı1'e gidiyor RAM'in içerisine, 159'u görüyor ve basıyor. Şimdi Aşağıda biz bunu ne yaptık? Sayı 1 eşittir 1000 olarak değiştirdik. 1000 olarak değiştirdiğimizde bunu yaptığımız anda atama işlemi gerçekleşiyor. Yani eşittir dediğiniz anda sayı 1 değişkenin değerini artık 1000 değerine ata dediniz siz. Gidiyor. Remdeki bu 159 değerini çat silip yerine 1000 yazıyor arkadaşlar. Buraya 1000 yazıyor. Artık siz aşağıda sayı 1 değişkenin değerini çağırdığınızda tekrardan bunu yazdırdığınızda e, ne olacak? Remin güncel değerini karşımızda görmüş olacak. Çünkü biz daha önceden bunu değiştirmiştik. İşte yapı tamamen bundan ibaret. Peki ne dedik? Rem'in gözleri var dedik. Rem'ler böyle göz gözdür. Yani byte byte ayrılmışlardır. Mesela bizim bilgisayarımızda normalde atıyorum 4 GB, 8 GB 16 GB RAM'i olan bilgisayarlar var. Ya da daha fazla ya da daha eksik. Hiç fark etmez. Bu 4 GB RAM'in aslında byte'a vurduğumuz zaman 4 çarpı 2 üzeri 10 megabayttır arkadaşlar bu. 2 üzeri 10'da nereden geliyor? 1024 eşittir 2 üzeri 10 olduğu için 1 GB 1024 MB olduğu için ne yapıyoruz? GB yerine 2 üzeri 10 MB yani 1024 MB yazıyoruz. Bunu byte'a indirgediğimizde 4 çarpı 2 üzeri 20 daha doğrusu kilobyte indireceğiz önce. 4 çarpı 20 kilobayttır. Bu da eşittir. 4 çarpı 2 üzeri 30 byte'tır. Şimdi biliyorsunuz ki 1 GB 1024 MB'tır. 1 MB 1024 KB'tır. 1 KB 1024 byte'tır. Hatta 1 byte da 8 bit'tir. Biz burada 32 çarpı 2 üzeri 30 bit diyebiliriz. 1 byte Şöyle yazalım. Yani bunlar kulağınıza aşina olsun diye söylüyorum. Donanımsal meseleler biraz bunlar ama konuyu idrak etmek için, bilgisayarın çalışma mantığını anlamak için bunları göstermek istiyorum. Bunu, bunu öyle her zaman böyle göstermeyeceğim. Şu an amacımız mantığı anlamak olduğu için bunu e, yazıyorum sizlere. Yani 4 GB RAM'de arkadaşlar yaklaşık 32 çarpı, yani yaklaşık değil tam olarak 32 çarpı 230 tane bit vardır. Peki ben burada bitin karşılığı, şimdi bite kadar indik. Bitin karşılığı bizim donanımımızda nedir arkadaşlar? Donanımımızda bitin karşılığı transistördür arkadaşlar. Yani bilgisayarlarda transistör vardır. Örneğin siz burada atıyorum sayı 1 eşittir 1 dediğinizde gider. mesela diyorum diyelim ki bilgisayarınız 32 bit. Tamam mı? Şöyle yapalım. Diyelim ki bilgisayarınız 32 bit. Şuraya 32 tane bit çizdiğimi varsayın. 32 bit. Tabi genelde şu an bilgisayar 64 bit de şu an 32 bit üzerinden gittiğimiz varsayalım. Ya da 64 bit de diyebiliriz yani fark etmez. Zaten şu en sağdaki biti kullanacağız. Bilgisayarınız 64 bit diyelim. Şimdi bu 64 bitte yani bir işlem hacminde siz eğer bir sayısını yazdırmak isterseniz ne olacak arkadaşlar? Şuradaki tüm bitler 0, 0, 0 olacak. En sondaki bit 1 olacak. Bakın bir sayısını yazdırmak için 64 tane bit yani 64 tane transistör kullanılıyor aslında. Siz bu bir sayısını bu şekilde ne yapıyorsunuz? Remin içerisinde depoluyorsunuz. Şu 64 bitin içeri 64 bit kaç bayttır? 8 bayttır. 8 Byte İşte bu 8 byte'ı ne yapıyor? Bunun için ayırıyor. Şimdi Python'da biz her bir değişken için 8 byte diyemiyoruz. Çünkü bu değişkenlerin değerleri çok değiştiği için dinamik olarak değiştiği için mesela ben burada 1 milyon da yazabilirim, 1 milyar da yazabilirim, bir trilyon da yazabilirim, 1 katrilyon da yazabilirim. O yüzden dinamik olarak değişiyor. Şimdi az sonra bunun nasıl olduğunu göreceğiz. Yani nasıl olduğunu değil de o değerlerin değişimini izleyeceğiz. Yani ne kadar byte yer ayırıyor, bilgisayarda ne kadar yer ayırıyor onu göreceğiz beraber az sonra. Eee Kısacası bir yazmak için ne yapıyoruz? Bir tane transistörü 5 volt enerji veriyoruz. Bu transistör bildiğiniz donanım yani donanım. Siz bu bir değerini depolamanız için bu en sağdaki transistör turu oluyor. Yani turu demeyelim yani hani bilgisayar 0 ya da 1'den oluşuyor diyoruz ya hep böyle bir klişe vardır. Bilgisayarlar 0 ya da 1 ile çalışır. bilgisayarın tanıdığı sadece iki tane harf var. Birisi 0 birisi 1'dir. Bunlarla alakalı işlemler yapılıyor yani arka planda hep. Şimdi bir sayısını yapmak için buradaki transistöre donanımsal bir şey bu. 5 volt elektrik verilir arkadaşlar. 5 volt elektriği verdiğiniz zaman bu transistör tak, tetiklenir ve e, arka planda bir değerini almış oluyor otomatikman. Yani arka planda 5 volt enerji verdiğiniz için siz buna yaklaşık, yani daha doğrusu elektrik verdiğiniz için volt, 5 volt verdiğiniz için bir değerini alıyor ve transistör ateşleniyor. Kalan transistörlere enerji e, volt gitmediği için... Ne yapıyoruz bir değerini elde etmiş oluyoruz bu 64 bit'i de atıyorum gideceksiniz ekran kartına vereceksiniz yani şu 64 bit değerini komple bu da alacak sizin şurada aslında e, bilgisayarınızda da herkesin bir ekran çözünürlüğü vardır biliyorsunuz ki şurada her bir böyle piksel pikseldir bunlar nokta noktadır atıyorum 1024'e e, ne bileyim salladım şu an 800 -100. ya da ne bileyim farklı farklı 1024'e 800 demek ne demek yani burada 1024 tane led var burada da 824 tane led var. Aslında 1024 çarpı 824 tane ledi şu dikdörtgenin içerisine sığdırmışız manasına geliyor ve e, burayı sanki bir koordinat sistemi gibi düşünün. Şurası atıyorum. Siz burada buraya ben noktaya bastığımda bakın burada kırmızının yanması benim aslında bu kırmızı ledi ateşlememden kaynaklanıyor. Ben burada bastığımda, klik yaptığımda mouse'la burada kırmızı işaretin çıkması, kırmızı noktanın çıkması, buradaki piksellerin tetiklenmesiyle alakalı oluyor. Siz aslında buraya tıklayarak belki buranın koordinat sistemini 64 bit içerisinde yolladığınız ekran kartına kaba tabirle o da gitti. Buradaki ilgili ileti tak ateşledi ve böylelikle siz karşınızda bir noktayı görmüş oldunuz. Yani bilgisayarın arka planı bu şekilde işliyor. Şimdi gelelim programımıza. eee biz sayı böyle sayı değerini ne yapıyoruz? Tak 64 bitin içerisinde tutuyoruz. Ee, ve atıyorum e, bunu ekran kartına yolladığımızda salladım şu an yani e, kaba tabirle diyeyim. Burada 1, 5, ya da şurada 1, 5, bu şekilde karşımıza çıkmasını bu sayıyı alıp ekrana yazmasını sağlıyoruz. Yani işlemleri e, alu dediğimiz yani aritmetik logic unit dediğimiz bilgisayarda bir yer var. Aritmetik logic units yani matematiksel işlemlerin yapıldığı yer. Bu 159 e, mesela 159 artı 12 dediğinizde bu 159 artı 12 orada toplanıyor ve karşınıza burada e, atıyorum 171 171 sayısının çıkması sağlanıyor. Falan falan. Yani bu şekilde sizin burada sadece anlamanız gereken yer değişkenlerin RAM'de depolandığı arkadaşlar. Biz bunu random access memory'de geçici olarak depoluyoruz ve programlarımız içerisinde kullanıyoruz. Zaten bunu e, kalıcı olarak depolamak istesek nereye koyarız? Hard diskin içerisinde yazarız değil mi? Ya da kalıcı olarak depolamak istesek bunu hard disk tutmamız gerekiyor. Ama programımız içerisinde biz buna işlem yaptırıp bir daha bunu artık ben bu değerle ilgilenmiyorum diyorsanız e, ne yapacaksınız? RAM, RAM'de bu işlemleri yaptırıyoruz. Yani oyun oynarken mesela oyun oynarken siz her bir adımını hard diskine kaydettiğinizi düşünsenize. Bunu istemezsiniz siz. Siz sadece oyun oynarken sizin işte itemlarınızın ya da silahlarınızın ya da malzemelerinizin kayıt olmasını istersiniz. İşte o malzemeler vesaire onun bilgileri hard diskte tutuluyor. Fakat oyun içerisinde oynadığınız hoplamalar, zıplamalar, ateş etmeler vesaire bunlar random access memory'de hallediliyor. işlemden i̇şlemden geçiriliyor. Siz o anda o çıktığı o görseli veriyor ekranda. Daha sonradan bunları kaydetmenize gerek yok zaten yani. Sizin için sadece oyunu tekrar açtığınızda malzemelerin tekrardan elinizde olması ve işte öldüğünüz yerden ya da oyundan çıktığınız yerden devam etmenizi sağlayacak koordinat bilgilerinin tutulması e, gerekiyor yani sadece bunlar gerekiyor o da diskte tutuluyor zaten ya da veri tutuluyor veri tabanı zaten veritaban veri tabanı dediğimiz yapı e, bir şey kaydediyorsa donanımsal olarak neye kaydedecek o veri o yap orayı yani bilgileri tabii ki hard diske kaydedecek. Vesaire vesaire arkadaşlar. Birazcık detaylara indik. Birazcık kafanız böyle allak bulak olmuş olabilir. Aslında e, ee, çok güzel bir şey bu. Bu sizin düşünmenizi sağlayacak. Beyninizin o artık çakraları dediğimiz yerlerin açılması sağlanacak. Ee, merak etmeyin bu kadar komplike olmayacak artık. Yani komplike dediğim böyle bayağı bir sıçramalar yaptık. Aslında böyle genel çerçeveden bilgisayarın donanımını incelemiş olduk. Ee, değişkenlerimiz kısaca bu şekilde depolanıyor bizim e, programın çalışma esnasında RAM'in içerisinde. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.